İşte sabahları kahvaltıda bir tane Haşlanmış. Haşlanmış yumurta yiyorum. Evet, haşlanmış. Çok güzel. Yani küçülmüş Bu yumurtayı sabah yemez herhalde. Eyvah, bu sabah haşlanmış yumurta yiyen var mı aranızda? Yok. Hiç kimse yememiş. Ben yedim bugün sabah haşlanmış yumurta. Çünkü Oo, o bir çok çok güzel. güzel. Peki bugün patronundan veyahut da büyüğünden haşlanan biri var mı? Yok. Evet. Üçe geçiyoruz. Paketlenmiş Ha, yanlış yazmışım. Evet. Paketlenmiş. Evet, Mustafa gibi öğrencilere ihtiyacımız var. Mustafa Bizi her zaman geliştiren herkesin hatasını düzeltiyor. yani bizi geliştiren, ilerleten öğrenciler her zaman makbuldür. Biz de bir WhatsApp'ta bile herkesin yazmasını düzeltiyor. maşallah. Bizde hocam söz vardır. Boynuz kulağa geçti. Boynuz kulağa geçmesi lazım. Evet. Evet, pişmiş yumurtaları salatanın İçine doğrayalım. doğrayalım. Mesela şöyle bir ifade kullansam, başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi desem ne anlarsınız? Yani çok bir kötü durumdasın hocam. Vay, helal. Kesilmiş. Biçilmiş ne demek? Biçilmiş kumaş. Ne anlıyorsunuz? Biçim. Yani terzi şey yaparken hocam, Kesilmiş yani. onu kesilmiş şey, boya göre, şeye göre. Evet, çok güzel. Biçim, şekil demek. Yani kumaşın şekil Evet. almış hali. Kare olur, daire olur. İstenen. Kesmek, kesmek. Biçmek fiil kesmek anlamında ya. Ya Evet. hocam, o zaman ne fark? Onlara ne fark? Biçilmiş, kesmiş. Evet hocam, ne fark var? Biçmek hocam böyle bir tasarım ifade eder. Yani mesela dışarıda otları biçtiğimiz zaman bir düzen vermeye çalışıyoruz. Kesmek rastgele olabilir. Kumaşta da mesela bana kumaş verirse, kes deseler rastgele keserim, ama biç deseler bir şey olur elimde, o ölçüye göre keserim. Bir biçim veririm. Yani bir irade, bir plan, bir tasarım mevcut. Bir de biçmek genelde kumaş, çim, bunları biçmek için kullanıyoruz. Ama her şeyi kesebiliriz. Bunu pek Çok. biçmiyoruz mesela. Kağıdı kesiyoruz genellikle. Tamam hocam, teşekkür ederim. Ekmek kesiyoruz mesela. Biçmiyoruz. Domates Kesilmiş. doğruyoruz, kesiyoruz ama biçmiyoruz. İllallah! Bir susun da bir susun! İsmail! Sen karşıdaki evde oturuyorsun, biz de senin karşındaki evde oturuyoruz. Yani biz sen bizden daha karşıdasın yani. He, doğru söylüyorsun. Evet, bu böyle uzun gidiyor ama kültürel olarak Laz kültüründeki evlilik kültürünü bahsettiğimiz gibi, artı arkadaşlar burada bir kelime üzerinden nasıl farklı yorumlar çıkardığını da görebiliyorsunuz. Bizim için karşıdaki Anladılar mı ifadesi. acaba onların Türkçesini? Efendim hocam? Acaba onların Türkçesini anladılar mı diyorum. Evet, anlayabildiniz mi arkadaşlar? Anladım, Anladım. 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 Aa, çok güzel. Anladım. Müthiş. Gelenek göreneklerini gördük. Yalnız 40 kilo altına gelince Macit El Muhammed Bey şöyle bir şey yaptı. Bizde bu kurtulma alametidir, rahatlamadır. Sanki burada kurtulmuş, yani kendinizi rahat hissetmiş gibi hissettim. Böyle bir şey mi oldu? Biz Başka bir ucuza şey yapsa. kurtardık mı dediniz? Aybegüm hocam onu bilir hocam. Ne yaptı? Şöyle Ben yaptı. bilmedim. Bizde bu ne demek? Ha. Ucuza kurtardık işi. Alnının terini sildi. Çok şükür diye. Çünkü o bize aittir hocam. Macit, Ha. sen de aldın mı 40 kilo altın? Çok şükür yani o çok eskiden onundan vazgeçtiler hocam. Ya, Çok iyi şükür. bari. Burada bahsedilen Türkmenler siz misiniz yoksa Türkmenistanlılar mı? Aynı şey hocam ama yani elhamdülillah yanımızda öyle bir şey yoktu. O yüzden ben vermişizdi. Ders saatini çoktan açtık. O Eyvallah hocam, yüzden takdir sizin. estağfurullah. Ekran paylaşımı kapatırsanız ben bir fotoğraf çekeyim son kez. Ondan sonra da veda edelim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Notlarınızı da öğrenciler verecek.
Öyle mi? Ben her seferinde anket yapıyorum WhatsApp'tan. Kaç puan verelim diye. Eyvallah. Ben de hocam bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da hem Türkçe öğrenme konusunda hem Türkiye'de yaşama konusunda Allah'tan kolaylıklar, başarılar, selametler dilerim. Allah başka fırsatlarda bizi buluştursun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Tamam, bekleriz hocam.